Merhabalar dostlarım. Gününüz hayırlı olsun diyelim. Bugün sizleri bambaşka bir aleme taşıyorum. Evet, Zula ilk çıktığında Python değildi dostlarım. Artı altı silah basılımı yoktu ve birçok değerli bilgi vereceğim şimdi sizlere. Önce bir çekilişimiz var onu tanıtalım. 85.000 abonede artı altı silah veriyoruz. Tek yapmanız gereken videoya like atıp, abone olup, iletişim adresinden yorum bırakmanız. İnşallah hayırlı olan kardeşime çıkar diyelim. Ve dostlarım... E daha başka bir dünya bilgi vereceğim sizlere. Mesela örnek veriyorum Galatasaray e kurulmadan önce Young Craft takımıydı. Yani aynı kadro direkt Galatasaray e olmuştu. Ve kaptanları Grove'du dostlarım. Grove daha önceden de Fi e falan oynuyordu. Burada Wonslan falan aynı beraber takım arkadaşlarıydı. Pijastis, Pachenko bunların hepsi aynı takımdaydı dostlarım. Bunları hepsini göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Ve dostlarım Fenerbahçe e kurulmadan önce bir mekti featured'ı hatta ilk dünya kupasında final oynayan takımdı ve kaptanları suvundu dostlarım şu anda surprise o zaman da vardı. Bakalım daha bizleri neler bekliyor diyelim enteresan bilgilere hoş geldiniz. Bu serinin devamını isterseniz de like atıp gücünüzü gösterin yorumlarda. İlk olarak dostlarım artı altı e, silah basma ya da Artı 5 silah basma ne zaman geldi? İlk olarak artı 5 çıkmıştı. Ve şu ufak bilgi de sizlere söyleyeyim. Bugünkü Beşiktaş e-spor'da oynayan Vasil ve Swoon daha önceden Point Black e-sporcusuydu dostlarım. Aynı takımdalardı. Bakın şimdi daha bizleri neler bekliyor? Bu haberleri belki ikinci versiyona saklarım. Tak çünkü bir dünya sizlere video biriktirdim. Ve şimdi hepsini sırayla izleyeceğiz. İlk olarak dostlarım şu anda Kaptan ATX'in e, artı 6 günü geldiği hesaptayız. Bakın silahların isimleri değişik. M9'da RSI'ye yazıyor. İşte şu anda mesela Diggle artı altı basmış ve maksimum artı altı diyorum. Aklım hep artı kaldı. Artı beş vardı o zamanlar. Ve oyunda yonca sistemi falan var. Değişik böyle meseleler kazanıyordunuz. Ve gördüğünüz gibi kasalar falan biraz daha değişikti. Market değişikti. Ve şöyle e, artı altı basmak Ya bu artı altı dileme nereden dolandı gözünü sevdim Artı beş. Artı beş basmak için FNF al. Bakın RS ismi de vardı. Ve e, şu anda artı beş yapıyor. Ondan sonra silahların hepsinin rengi o zaman aynıydı. Artı bir, artı iki, artı üç. Yani değişik değildi. Hep sürekli yeşil yanıyordu. Bakın dostlarım bir de oyun içine girelim. Şöyle fazla uzatmak istemiyorum buraları. Çünkü e, daha elimizde bir dünya haber var. Hepsini sırayla izletmeyiz mek istiyorum. Bakın şu anda mesela oyun içinde elinde AWP ve artı 5 şekilde gördüğünüz gibi yeşil yanıyor. Artı 1'deyken de yeşil yanıyordu. Artı 5'te de yeşil yanıyordu. Bir bakıma güzel miydi? Değildi. Keşke artı basma gelmeseymiş. En azından silahların gücü yükseltilebilirmiş. Ama artı basma olmasaydı şu an Zula bambaşka yerdeydi. Belki dünya çapında global bir oyundu. Zaten dünya çapında oynanıyor ama belki onun 10 katı oynanırdı. Çünkü Zula gerçekten çok güzel bir oyun. Şimdi dostlarım buradan... Zula'nın ilk desenlerine geçelim. Zula'nın ilk desenlere bakalım hangileriymiş ve sizlere Zula'nın kendi sesinde belki de birçoğunuzun bilmediği bir özelliğe taşıyorum. Hadi bakalım. Evet şu anda Zula'nın kendi sitesindeyiz resmi sitesindeyiz ve Zula'nın ilk desenini görüyorsunuz dostlarım şöyle biraz daha yakınlaştırayım Zula'nın ilk deseni RX'e yapılan ejder desen olduğunu biliyor muydunuz dostlarım Bakın ARX oyunda pek kullanılmayan bir silah. Belki de oyun çıktığında ARX böyle çok üstün bir silah olarak tanıtılacaktı ama M4'ün yerini tutamamıştı bir türlü ve M4'ün de ilk deseni Kral kobra ama oyuna eklenen ilk desenin ARX'in 160 deseni oldu ve ejder deseni olduğunu biliyor muydunuz dostlarım? Daha sonra ARX'ten sonra nişancı olan Çeytak'a Bakın dostlarım buraya girmek için de sularının sesine giriyorsunuz. Buradan bakın medya bölümünden silahlar kısmına tıklıyorsunuz. Buradan her şeyi görebiliyorsunuz. Bakın çeytak ve şöyle bir hemen yıldırım deseni bulalım. Galatasaray desen. Evet yıldırım desen. Gördüğünüz gibi Keitan yıldırım deseni de oyunun ikinci deseni dostlarım. Daha sonra işte M4 Kral Kobra, Bora'nın Trex deseni, P90'ın işte tehlike deseni ve UMP'nin mavi intikam deseni bir desen daha var mıydı? Şu an tam emin değilim ama oyunun ilk desenleri bunlar ve CX4'ün de işte ejder deseni. Bunlar kim der ki oyunun ilk deseni ama K-Tak, Yıldırım desen ve M4 Kral Kobra, Bora Rex UMP intikam desen desenlerden. Şimdi dostlarım buradan çıkıp Zula'yı bakalım kimler seslendirmiş Hani bomba falan kurarken bomba kuruldu Bomba çözüldü. Tam kafadan bunları kim söylemiş? Şimdi o videoya geçiyoruz. Evet tekrardan merhabalar dostlarım. Gördüğünüz gibi herkesin tanıdığı bir isim aslında. Kaptan ATX'den bahsetmiyorum. Bora Sivri'den bahsediyorum. Çünkü nereden tanıyorsunuz? Kurtlar Bağası'nı izleyenler varsa Zaza'nın biliyorsunuz ki yeğenlerindendi. Bora Sivri. Oradaki adı tam olarak neydi hatırlamıyorum ama Zalo'nun seslendirmesini bu adam yapmış. Bu Hadi izleyelim. izleyelim. Çünkü, Eyvallah. E, umarım e, oynayan arkadaşlar da öyle bir her sesinizi duyunuzda, siz anlarlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay Sağ gelsin. Teşekkürler. Sağ ol. Bomba kuruldu. Bomba imha edildi. Taraf değişti. Tamam. Güzel atış. İyi atış. Bravo bomba. Rosa bomba. Demi bomba. Zula kazandı. Gördüğünüz gibi dostlarım. Bu adam halen daha oyundaki seslendirmeyi bu adam yapmış ve e, şimdi başka bir teze geçiyoruz. Zula'nın ilk haritaları dostlarım hadi bakalım. Evet dostlarım şu anda Zula'nın ilk haritalarını sizlere göstereceğim. Zula'nın ilk haritası Üsküdar haritası. Bakın dostlar şöyle videonun sesini biraz kısalım ve videoya geçelim. Zula'ya eklenen ilk harita Üsküdar haritasıymış. Ve şu anda Üsküdar haritası nasıl yaptıklarını gösteriyor alt projeyi gösteriyor. Ve Zula'nın ikinci haritası metro haritası. O zamanlar CSGO'dan bir şekilde harita alınmamış. Sadece kendine özgün haritalarla piyasaya çıkmış. Metro haritası bu metro da Levent'te dostlarım. Haberiniz olsun. Taksim Levent metrosu. Ve Zula'nın üçüncü haritası düğün salonu. Düğün salonu bence benim en sevdiğim haritalardan. Neden en sevdiğim haritalardan? Abi çok güzel sabotaj sarıyor. Rekabet çok güzel sarıyor düğün salonunda. Ve düğün salonu bir safran bolu iki benim için yerleri bambaşka. Favela da herkeslik modu için çok ideal. Ve e, düğün salonunun bir de e, otopark modu var. Bu otopark modu da e, Beşiktaş e-sporun yani şu anda Beşiktaş stadyumunun otoparkıymış ve şu anda Kuzey Irak haritası gördüğünüz gibi oyun eklenen ilk haritalardan ve oyun ilk çıktığında dostlarım yani rekabet ilk çıktığında demeyeyim de sabotaj tam rekabeti bilmiyorum ama sabotaj ilk çıktığında Kuzey Irak'ta ve internet kafede ve Üsküdar'da sabotaj maçları oynanıyordu. Şimdi peki bunları izlediniz ama burada yerden silah alma var mıydı yoktu. Bakalım o videoya geçelim hadi bakalım. Evet dostlarım şu anda Zulu oyunun içindeyiz. Zula oyun videosunun içindeyiz. Yani paylaştığı videolardan bunları sizlere arıyorum. Şu anda yerden silah alma eklentisi oyunu eklendiği gün. Bakın dostlarım elindeki silah neydi? Tam olarak ha, Galil. Bakın yerden önceden silah alma yoktu. Şu anda bu eklenti geldiğini Zula bizlere tanıtıyor ve Zula'nın kendi videosu. Gördüğünüz gibi amatörce editlenmiş, amatörce çekilmiş bir video. Bakın dostlarım bu özellik tam olarak ne zaman eklenmiş? 26 Şubat 2016'da eklenmiş dostlarım. Şimdi buradan doğru gidiyoruz abiler. Zula'nın ilk şampiyonasına yani Zula'nın ilk Dünya Kupası olduğu güne burada ufak bir amatörcülük oldu ama sıkıntı yok. Enes Batur'u görmedim sayın. Hadi bakalım şimdi o videoya geçelim. Hatta geçmeyelim direkt buradan atlayalım abi. Niye atlıyoruz? Konuşa işte ifşa olduk bir kere. Nereden bunları bulduk, nereden araştırdık? Bakın dostlarım şu anda Izoko Bars ve Vemekto Feature yani bugünkü Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'ndaki final maçını izliyorsunuz. Bu maç oynanırken dostlarım benim 10.000 ya da bakayım 8.000 ya da 10.000 arası bir abonem vardı ve maçı e, hep beraber izlemiştim. Maçta şeydi, Zincirli Kuyu'daydı. Bir tane otelin bodrum katındaydı. Galatasaray e-spor elenmişti. Çok güzel bir oynama surprise de düşürmeyi başarıyor burada Ermaç. Evet surprise o zamanlar keskin nişancıydı. Suvunun takımından ayrılmasından sonra keskin nişancı oldu. Bakın. Diğer tarafta ise Ermaç üstüne doğru gidiyor. 3'e 2'lik bir pozisyon izak oldu. İlk dünya şampiyonu Izako Bars Memektif Fischer'a nasıl bir fark atmıştı. Galatasaray'ı da yenmişti. Ama sonraki sezonda Galatasaray Memektif Fischer'ı şey İzokobu artı 9-0 yani daha eze eze Hatta İzokobu e, bir, bir, ara oyuncularıyla beraber Türkiye sunucusuna gelmiş. Artı 0 silahlarla Türkiye'deki e-sporcuları perişan etmişlerdi. Oyun ilk dünya kupası olacağı zaman. Ve K-Tak kullanıyorlarmış. Zaten Daiku, Izokobu Ars'ın sniper Daiku. o zamanlar şey kullandığı için, Kar98 kullandığı için herkes Kar98 kullanmaya başlamıştı. Ya, Her zaman e, bütün e-sporcular KTAC kullanıyordu 61. ve e, Diaz bir 1 kullanıyordu. Ee, sadece, sadece Daiku Kar98 kullanıyordu, ondan sonra herkesin kullanmaya başladığı bir silah bir haline geldi. Moralleri ve moralleri ve e, yayındaki acemiliği görüyorsunuz, popmalar meydana geliyor. Son maç Fenerbahçe, yani bugünkü Remake'li feature Fenerbahçe'nin eski, eski kadrosu diyelim. Hatta şu anda da birçok oyuncusu var, Anarşi hala var mesela skor almak istiyor. Merdiven tarafında Rain, Rain Queen'in arkasından gerek skor aldı ama Bartek onu avlamayı başarıyor. 2'ye 2 kaldı. Evet daha elinde yine Kar98 98 var. Olması lazım Canı 50. Bartek'in canı 49. Daha Quantum oyunu eklenmemişti. Başka daha sakinleşmesi lazım bu karşılaşmanın. Bartek'i gördü. Anarşi'yi öldürmeyi başarabilecek mi? Hayır. Anarşi'nin canı 72'ye kadar düştü. Bartek de doksiyonunda canları az. Bu round çok önemli bu round'un affı yok. Boksi etrafı kontrol etmeye devam ediyor. Çok heyecanlı bir oyun anarşi şey öldürdü. Yapmaması lazım, yapmaması lazım. Suvuna bakıyor ama hayır. Derk ve Vimekti Feature dünya şampiyonu olduğu gün. Zaka Incredible 17'ye 3 gitmiş. Gördüğünüz gibi. Eze'de şampiyon oluyor. olmuşlardı abi. Ama Avru Yayın çok amatör ya. Evet Polonya ve burada işte bizler de vardık hep beraber. O günü hatırlıyorum ama hediye dağıtıldığı gün bizim muhtemelen en arkalardaydık. Kardeşlerimize hediye dağıtılıyordu işte 50 bin altına, 100 bin altını şeklinde. Bakayım tanıdık birisi var mı? Şöyle bakıyorum ama maalesef yayın donuyor. Evet 120 milyonluk Tommy Gun kazanmış. Evet dostlarım videomuz böyleydi. Nasıl buldunuz bilmiyorum ama ben gerçekten sizlere güzel bilgiler vermek istedim. Videomuzun ikinci bölümü gelirse dediğim gibi Espojiler'in eski takımlarını göstereceğim. Zaten en başta videonun başında bahsetmiştik ama onlara sıra gelirse herhalde videomuz 30 dakika olacaktı. Bakalım attığınız like'tan bunu göreceğiz. Allah'a emanetiniz diyelim.